gerçekleştiriyorsunuz ama öncelikle İstanbul'da Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili bir konu gündeme geldi. Kendisi toplumsal barışın önünü açacağımıza inanırsak düşünebiliriz açıklamasını yaptı. Bir yandan siz DEM Parti ile bir kent uzlaşısı başlığı altında da görüşmelerinizi sürdürüyorsunuz. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Birazcık açılabilir. Başak, birazcık açılın, güzel görüntü alalım. Açılın abi. Başak Demirtaş'ın yaptığı açıklamaların tamamı aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar söylediği tüm sözleri yalanlar nitelikte. Ne diyorlardı? Cumhuriyet Halk Partisi demleniyor. DEM Partisi ile birlikte kapalı kapılar ardında işbirliği yapıyor. Kamuoyuna açıklanmayan işbirlikleri var diyorlardı. Oysa Başak Hanım'ın açıklamalarından ortaya çıktı ki bahsettikleri gibi kamuoyunun bilmediği hiçbir şey yok. Biz de bütün kamuoyuyla birlikte Başak Hanım'ın bir açıklamasını dinledik ve bu açıklamasından herkesle birlikte haberdar olduk. Efendim siz DEM'le gizli kapaklı bir şey görüşüyor musunuz? Bizim söylediğimiz bir tek şu, kamuoyunun gözünün önünde ne oluyorsa, bize nezaket ziyaretinde bulundular, biz onlara nezaket ziyaretinde bulunduk, birçok gündemi değerlendirdik. DEM Partisi'nin, parti meclisinin bir açıklaması var, kent uzlaşısı arayacağız diye. Biz de üzerlerinde kentin uzlaşabileceği belediye başkan adayları arıyoruz. Bunun dışında DEM Parti'nin yaptığı açıklama, parti meclisinde aldığı karar ve bizim adaylıklarımızın birbiriyle ilgisi ya da gizli kapılar arasında bir görüşme yok. Zaten ilan edilen adaylardan da bunu hep birlikte izliyorsunuz. Başak Hanım'ın her Türk vatandaşının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kendisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim denen yaklaşım herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır. Ama bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir. Böyle bir açıklamanın İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına yansıması nasıl olur? Böyle adaylık açıklaması. Şimdi tabii şartlı durumlar, gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden bir şey konuşmak mümkün değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak meseleye şöyle bakıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul'a ve İstanbulluya iyi geldi. Sadece Cumhuriyet Halk Partililere iyi gelmedi. Bütün İstanbul'a iyi geldi. Bu İstanbul'un içinde AK Partililer de var, MHP'liler de var, HDP'liler de var, Alevisi var, Sünnisi var, Kürdü var, Türkü var, Şafisi var, Boşnağı var. Bütün İstanbul'a iyi geldi. Onun için bir 5 yıl daha biz Ekrem İmamoğlu'na İstanbullulardan bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik, adaylaştırdık kendisini. İstanbullular yetki verirse bir 5 yıl daha ranttan uzak, çevreye duyarlı, sosyal belediyeciliğin iyi yapıldığı, ayrımcılığın olmadığı, partizanlığın olmadığı bir belediyecilik olacak. Murat Kurum'un partisinin geçmişinde, onların belediyecilik anlayışında partizanlık var, rantçılık var. Helikopterden bakıp da İstanbul'un güzel arazilerinin Arap şeyhlerine verilmesi var, Katar emirine verilmesi var. Onu o iş adamına teklif edin, bunu buna verin var. Biz İstanbul'a tepeden değil içinden baktığımızda İstanbul'un güzelliklerini İstanbulluların istifadesine sunuyoruz. Dünya kadar park yapıyoruz, sosyal donatı alanları yapıyoruz, sosyal belediyecilik yapıyoruz. Karar İstanbul'u bir partinin ve bir kişinin çevresinin, ailesinin çıkarına mı yönetilsin, bütün İstanbul'un çıkarına mı yönetilsin? Meseleye bence İstanbul'un seçmeni buradan bakacaktır. Önümüzdeki hafta içinde Perşembe ya da Cuma günü yapacağımız parti meclisinde çok sayıda belediye başkan adayımızı daha açıklayacağız. Tahmin ediyorum ondan sonra ya da belki bir parti meclisimiz daha kalabilir. Belki çok istisnai haller için parti meclisleri yapılabilir ama bu Cuma günü ve önümüzdeki hafta oldukça mesafe alacağımızı düşünüyorum. Merkez Bankası'nda yaşanan skandallar var. Özel odalar yakalarına, personelin tokatlanması, yazışmalar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de hükümetin seçim yaklaştığı sırada emeklilere ek zam yapacağı ya da 5000 TL bir ikramiye vereceği konuşuluyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir misiniz? Merkez Bankası Türkiye'nin en önemli, en köklü kurumlarından bir tanesi. Kanunla kurulmuş, kuralları olan ve geleneği olan bir kurum. Bu kurumun bu hale düşürülmesi kötü. Ben iddiaların tamamını doğru kabul ederek ya da iddiaların tamamını yanlış kabul ederek ne Gaye Hanım'a ailesine haksızlık etmek ne de
birisini bilmeksizin korumak isterim. Ama burada bu görevi hepimiz adına kim yapacak? Bu koca kurumun teftiş kurulu var, ilgili kurulları var. Bu kurulların hızla çalışması, durumu açığa çıkarması gerekirken meseleyi bir parti içi iş çekişme haline getiren, AK Parti içindeki çekişmeleri, çatışmaları Merkez Bankası üzerinden yapan korkunç bir anlayışla karşı karşıyayız. Merkez Bankası'nda vesayet savaşları yaşanıyor şu anda. İşte ekonomiden sorumlu bakanın ekibi Gaye Hanım'dan kurtulmak istiyor ve onun için itibar suikastı yapıyor diyenler var. Ya da onu orada tutmak isteyenler şöyle yanıt veriyor diyenler var. Merkez Bankası gibi köklü bir kuruluşa, koca bir kuruluşa yakışmıyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Gaye Hanım gibi iyi yetişmiş, yurt dışında özel sektörde de olsa önemli görevlerde bulunmuş birisi iktidar partisi tarafından Türkiye'ye getirildi. Şimdi iktidar partisi faizlerle ilgili başka bir yola girdi. Rasyonel politikalar uygulayacağız dediler. Merkez Bankası'nın burada bağımsızlığı son derece önemli. Bu bağımsızlıktan rahatsız olan birilerinin söz dinlemiyor diye genç, iyi eğitimli ve küçücük çocuğu olan birisinin özel hayatı, ailesi üzerinden giriştiği itibar suikastı doğru bir iş değil. Görevden mi alacaksınız? Efendi gibi alın görevden. Yerine kimi istiyorsanız atayın. Bugüne kadar getirdiklerinizden ne hayır gördük de götürdüklerinize medet umalım. Ama bu tip davranışlar hoş değil. Bunlar saray entrikaları. Demokrasilerde Merkez Bankası başkanları saray entrikalarıyla değiştirilmez. Demokrasilerde Merkez Bankası başkanı bir yanlış yapıyorsa o yanlış kendi içinde değerlendirilir, siyaset tarafından değerlendirilir, piyasaları da üzmeden, kimseye de güvensizlik yaratmadan doğrusu yapılır. Esas sorun kendi kanununda 5 yılda bir değişmesi gereken bir makamı 5 yılda 4 kez değiştiren siyasi iktidarın Türkiye'ye yaptığıdır. Bu kurumda ne itibar bıraktılar, ne haysiyet bıraktılar. Şimdi Gaye Hanım'ı da böyle göndersinler. Ben yarın görevden alsa bir şey demem. Kendi siyasi tasarrufu. Ama bu tür saray entrikalarıyla yolladınız. Yarın iyi yetişmiş bir başkasını davet edeceğiz bu göreve. Gelir mi? Anasını karıştır, babasını karıştır. Daha küçücük bebeğini, annesinden süt emen bebeğini karıştır. Bilmem neyi karıştır. Böyle mi Merkez Bankası Başkanı değiştireceksiniz? Böyle işler demokrasinin olmadığı saraylarda olur. Saray entrikalarına Merkez Bankası'nın ihtiyacı yok. Son sorunuz. Uzun süredir şunu söylüyoruz. Bir kere Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı bir asgari ücret değildi. 1,5 asgari ücretti. Bugünkü asgari ücrete göre hesaplarsanız 25 bin liraydı. Son çekilen en düşük emekli maaşı kaç para? 7500 lira. Göya zam yaptılar, 10 bin yaptılar. Yani asgari ücretin %55'i. Bu yetmez. Bu açlık demek, bu sefalet demek, bu yoksulluk demek. Şimdi ben diyorum ki en az bir asgari ücret yapın ilk adım. Sonra da 1,5 asgari ücrete çıkarın. Yapmayız diyorlardı. Uzun süredir dile getirdik. Şimdi bir seyyanen zam konuşuluyor. Öyle 1000 lira, 2000 lira falan değil arkadaşlar. İlla seyyanen zam vereceksen 7000 lira vereceksin ki en düşük emekli maaşı önce asgari ücret olacak. Bu da yetmez. Bunu yapıp orada bırakmak yetmez. Yazacağız kanuna. En düşük emekli maaşı asgari ücrettir. Asgari ücret arttı mı en düşük emekli maaşı da artacak. Bunun 7000 liralık seyyanen zam mı kabul edebiliriz? Herhangi bir seyyanen zam yeterli değil. En az 7000 lira olmalı. Yetmez kanuna. Bundan sonra en düşük emekli maaşının asgari ücretle birlikte artacağı yazılmalıdır. Son sözüm şu anda Pertek feribotundayız. Ve Tunceli'deyiz. Güzel bir gün geçirdik. Bir devlet adamını, kuvvetli bir siyasetçiyi andık. Ama Pertek feribotunun üzerinde Perte'yi de arkamıza almışken Vedat Dalokay'ı anmadan olmaz. Vedat Dalokay Perteklidir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ankara'yı Ankara yapan, başkent kimliğine büründüren, sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip çok önemli bir isimdir. Çizdiği bir cami şu anda dünyanın en önemli yeni nesil camilerinden bir tanesi olarak Aşkabat'ta bulunmaktadır. Vedat Dalokay'ın memleketinden bütün Türkiye'ye şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin,
kadroları çok iyi belediyecilik yapan kadrolardır. Pertek Belediyesi 5 yıldır elimizde. Bütün Pertek ondan memnun. Ümit ediyoruz. Pertek'i, Tunceli'deki belediyeleri elimizde tutup Tunceli Belediyesi'ni kazanıp Türkiye'de de belediye sayımızı, büyükşehir belediye sayımızı en az 15'e, belediye sayımızı çok yukarı rakamlara taşıyıp ilerleyen günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi belediyecilik anlayışıyla herkesi tanıştıracağız. Bütün Türkiye'de bir gerçek var. Göç alan belediyeleri biz yönetiyoruz. Göç veren belediyeleri AK Parti yönetiyor. AK Parti'nin seçmenleri maalesef hepinizi birden Beşiktaş'a, Karşıyaka'ya, Yenişehir'e, Kadıköy'e, Çankaya'ya taşıyamayız. Ama siz vereceğiniz oylarla iyi belediyecilik anlayışını ilinize, ilçenize taşıyabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını seçmelerini öneriyoruz. Ankara demişken şunu da soralım. Turgut Altınok, eski Keçiören Belediye Başkanı, belediye başkanı olmadığı dönemde uzun adamdan hesap soracağız demişti. Şimdi AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ne diyorsunuz? Benim bu tip partilerin geçmişte kendi içlerinde yaşadıkları polemiklere falan bel bağlayacak, medet umacak ve buradan bir siyaset beklentisi olacak durumda değiliz. Biz Ankara'yı kazanmak için Turgut Altınok'un Recep Tayyip Erdoğan'a ne yaptığına, ne dediğine güvenmiyoruz. Biz Ankara'da Mansur Yavaş'ın Ankaralılara ne yaptığına güveniyoruz. Çok iyi hizmetler yaptı, karşılığını alacak. Teşekkür ederiz.